Estetikten modaya, güzellikten sağlığa, kısacası yaşama dair her şey Yeliz Akay'la Sabah Keyfi'nde. Yeliz Akay'la Sabah Keyfi başlıyor. Soruyorum erkeklere, erkeklik kadın dövmek mi o?
yeniden başlayayım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Onur verdin, keyif verdin, şöyle neşe verdin stüdyoma sabah sabah. Hangisinden başlayalım? Şarkıdan başlayalım önce. Bence erkeklik de. Kadın dövmek mi diyor bak. Değil mi ya? Bak. Kadınların günahı ne? Efendim kadınlarımızı, aşklarımızı şöyle başımıza tac etsek, taksak, şöyle sanki çiçeklendirsek o tacı da. Değil mi? Kadın çiçektir gülünce. Ha. Güller açıyor yüzünde güldüğü ha. zaman. Yani bu kadın dövülür mü ya? Evde kadın, işte kadın. Kadın yoksa yoktur tadı. Bak. Ne diyor gülesin bak. Evde kadın, işte kadın. Bunu herkes şimdi söylüyor. Şimdi işte aslında. Değil misin sen şu anda? Evet işteyim. Eve de gidiyorsun, evdeki görevini de yapıyorsun. Ha. Gerçi bekarım evli değilim olsun. Ama evlendikten sonra da herhalde böyle bak, olacak. Sonuçta hiç evde bir şey yapmıyor musun? Yapıyorum tabii ki. Hizmetini başkası mı yapıyor? İşini yapıyorum tabii ki. Bir dakika. Erkekler eve gittiği zaman ne yapıyor? Ayaklarını suyu mu ver? Aynı öyle. Suyu çay mı getir, ya kahve mi getir? Bu mudur? Bak, evlilere sesleniyoruz. İşte, bir dakika. Evlilere sesleniyoruz. Sevgili erkekler. Erkekler diyoruz. Evet, şöyle. Erkekler. Erkekler diyelim. Ona göre. Şöyle eve gittiğiniz zaman karınıza şöyle bir demet çiçek alsanız, su istiyorsanız hani kendiniz almasanız bile. Canım, suyu aşkım, verir misin? Evet. Sevgilim, bak sevgilim ne kadar güzel. Sevgilim, canım, çayımı getirir misin? Çayımı getir. Yemek suyu nerede kaldı? Ver. Ayağımı yıka. Yemek nerede kaldı? Aa yok. Ayağımı yıka aslında yok da. Yemek nerede? Hazır olmadı mı daha yemek? Bak bunu diyenler var. Ben kendimden biliyorum. Yani kendi hani eniştemden falan biliyorum. Çevremizden. Şöyle birazcık tatlı dilli olsak, güler yüzlü olsak. Tamam. Ondan sonra İki hani. İki taraf içinde aslında. Canım karıcığım. Kadınlar böyle ne bileyim süslensinler şöyle eşlerini karşılarken falan değil mi? Yani güzel. Kapıyı açtıklarında şöyle. Hoş geldin diyecek. Burayı erkekler basacak biraz daha. Hep erkeklere yüklenmeyelim Gülesin'cim. Bir dakika bugün kadınlar günü. Bugün Allah Allah. 8 Mart kadınlar günüydü ama bugün de. Evet bugün kadınlar günü. Kadınları ve erkekleri konuşacağız bugün. Aynen öyle. Kadın erkek ilişkilerini konuşacağız. Evet, sanatçı canım. Gözüyle kadınları konuşacağız. Erkekleri konuşacağız. Tamam. Sektördeki sanatçı kadınların zorluklarını konuşacağız Gülesin. Gerçekten toplumun kalayan yarası kadına şiddet. Aynen öyle. Kadına canım. Şiddete hayır sloganlı aslında senin bu çok güzel bu eserin. Yani, hakikaten inşallah. Ya diyor kadınların günahı ne diyor yani? Nedir yani? Ya kadın fedakardır. Kadın emekçidir ya. Ben öyle diyorum. Kadın iş yerinde de emekçidir. Bir dakika Ruhi. Hiç konuşma. Hiç konuşma. Durma oradan ya. Allah Allah. Ya bak tek başına sıra. Eve geliyorum. İyi akşamlar diyorum. Hoş geldin. Otur. Aa! Yalan. Böyle yapan kadın. Ararım gelinimi. Yorgun adamcağız geliyor eve. Sen evlisin. Bir dakika. Yalan konuşuyorsun. Eşini telefona bağlayayım. Ya şimdi bağlatacağım. Ruhi Birkalır sevgili izleyenler, ikin TV izleyenleri. Şahmaran. Hemen bağlan canım. Şahmaran abla Ruhi Birkalır'ın eşi. Şahmaran abla hemen lütfen bağlan. Ya ben sen kendimden bahsetmiyorum. Sen böyle yapıyor musun? Yani kapıyı açtığın bir dakika kendinden. Dur kendinden bahsedin. Kapıyı açtığında Şahmaran ablacığım gel içeri gir ya hadi hoş geldin hadi. Böyle mi diyorsun ya? Falan bak ben dökülüyorum bak. Dökülmeye başladım kızcağız. Bak dökülmeye başladım. Sinirimden işte dökülmeye başladım. Şahmaran abla lütfen telefona bağlan. Hemen bağlan. 212-639-9797 sadece sen bağlanacaksın. Telefona lütfen bağlan Şahmaran abla Ruhi Birkalır'ın eşi. Evet. Bakalım Ruhi Birkalır eve girerken nasıl karşılanıyor eşi tarafından? Ben biliyorum nasıl karşılanıyor. Yalnız ben değil yani. Aslında ben de biliyorum da. Yine de izliyorum. Hangi ya, kadın der ki? Erkek eve geldiğinde yorgun, argın geliyor. Bak, bir güler yüz bekliyor. Hangi kadın bak. Kadınlar lütfen yani, ücretsiz bir şekilde evlerinde, hep iş yerlerinde SMS. Hep suçluyorsunuz ama. Evlerinde, iş yerlerinde, bir dakika. Evlerinde, iş yerlerinde herkesin, hemen herkesin interneti var. Evet. Bizlere ücretsiz bir şekilde özellikle kadınlardan. Hemen kadınlar. Telefona bağlanın. Bilgisayardan hemen ne yapıyoruz? www.ekintv.com/gelecek grup yazıyoruz. Ziyaretçi defterine giriyoruz. Lütfen bana önerilerinizi yazın. Önerilerinizi yazın. Düşüncelerinizi de yazın bana. Erkekler hangi lütfen kadın? Sizler de yazın. Bak. Erkekler siz de yazın. Sizler de yazın. Yazın. Bizim korkumuz yok. Yazsın. Allah'ına kadar yazsın. Erkekler de yazsın. Ya kadınlar da yazsın. Erkekler kadınları dövüyor. Hangi kadın? Ya oğlum biz öyle demedik. Oh. Evladım otur. Anası kurban. Biz bazı erkekleri tenzih ederiz. Yani biz her erkek öyle demiyoruz. Şimdi her erkek öyle değil. Her kadın da öyle değil. Ama çoğunlukta senin düşünceni kesinlikle katılır. Hangi kadındır ki kapıyı açtığı zaman? Ne? Gir içeri. Niye geldin? Hadi hoş geldin. Gir içeri.
Demez evet, efendim. Var, efendim demez. Demez. Güresincim seni şöyle yerine en alacağım. En iyisi ben şöyle geçeyim. Aa bir dakika bir dakika. Kıyafetin bir dakika. Seyircilerim dönünce kıyafetin değerlendirmesini yapacağım. Sevgili izleyenler ben de böyle bir bindallıyla çıkmak istiyorum. Bir getirin gün programa. Sana. Kırmızı olacak ama. Tamam. Şöyle bir alttan şöyle bir yukarıya doğru çekebilir miyiz? Alışkındır. Yaşar'cığım çok şık. Bindallı hakikaten çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Hakikaten çok güzel. Bugün özel giyindin değil mi? Evet. Bana senin özel. Için giyindim. Keşke ben de kırmızı giyseydim. Şu iki bindallı şöyle bir. Deseydin getirirdim sana. Ama ben de bugün siyahlara büründüm. Ay vallahi çok hoşuma gitti. Maşallah. Bak yakından ama göründü. Ben zaten psikolojim bozuluyorsa ben şöyle Niye ne oldu? Ya güzel baksana boy boz. Kendimi kötü hissediyorum şimdi böyle. Yok yok kamera. Şekerim kamera 3 kilo bizi şey gösteriyor. Fazla, şişman gösteriyor. Düşün ki sen şimdi 3 kilo fazlasın. Bir de beni düşün 3 kilo. Yok yok bak nasıl görünüyoruz bak. Bak ne kadar şişman gösteriyorum. Yok valla hayır. Evladım tamam valla. Beni biraz zayıf göster bir tanem. Vallahi gayet şık duruyorsun şimdi. Sen yayvan mi? Gösteriyor Gülesin'cim. Ondan dolayı böyle peki, ekranda peki, yayvan peki, gösteriyor. Peki canım, ondan peki. Ama sevgili Ekin TV izleyenleri Gülesin gerçekten zayıf. Vallahi zayıf. Normalde zayıf değil mi? Hem yani? Böyle hem böyle gösteriyor yani. Ay! Yayın gösteriyor Şekerim sen oraya bakma gel şöyle. Yerini alayım seni. Derim. Kameralar da psikolojim bozulmadan evet. Şuraya oturayım ben. Gülesin'cim seni şöyle. Kahvaltı masama. Canım şöyle biz yanaşalım birbirimize de. Evet mi? Şöyle ha. Evet. Ortada durma şöyle. Evet. Benim dibimde dur bugün konuşacağız. Bugün aslında evet. Ne konuşacağız biliyor musunuz? Evet müzikten de konuşacağız. Türk de diyeceğiz. Ama birazcık böyle dedikodu yapacağız. Yapalım. Birazcık böyle. Yapalım. Hazır mısın? Hazırım. Burada hazır biz bizeyiz zaten. Yani dedikoduyu hazırım. Dedikoduyu yapacağız bugün. Dedikodu yapmayacağız. Doğruları konuşacağız. Dedikodu. Doğruları konuşacağız. İzleyicilerimizin de fikirlerini alacağız. Tabii. Tabii de, şöyle bir izleyicilerimizin de fikirlerini alacağız. Paylaşsınlar bizimle. Paylaşsınlar bizimle konuştuğumuz konular hakkında. Evet. Tamam. Bugün kadın erkeği konuşacağız. Kadın konuşalım. Erkek. Konuşalım. Eşitlikten bahsetmiyoruz ama kadının eşit olamaz zaten. Ya bak kadın, bak, erkek, bak bak. Bak eşitlik olamaz. Diye bir şey. Yüce Rabbim. İş olarak demiyorum. Oğlum bak genel oğlum. Anlamda bak oğlum. Bak evladım. Buyur anası anne. Kurban. Buyur anne. Ya bak kadını Allah kadın yaratmış, ya erkeği de erkek. Erkeğe yüce Rabbim, bak erkeğe yüce Rabbim yani beden olarak güç vermiş. Kadın da yani kadın da yüce Rabbim'in yarattığı erkekti. Ya sonra, o zaman fark nerede? Sen erkeksin, ben kadınım. Fark burada sadece. Erkek kadın. Ha. Başka bir şey yok evet, yani. Bence de. Şöyle bir dakika konuşacağız. Bugün her türlü konuları yani kadın erkekle ilgili her şeyi konuşacağız Gülesin'cim. Ama bunu şöyle bir ekip TV buradan değil mi? Şöyle vallahi masanın kenarında duruyor şöyle ikimizin gücüyle şöyle bir ne derler masanın ucuna doğru gidebilir. Şöyle bir Ekin TV izleyenlerine de günaydın diyelim mi? Evet demedik çünkü başladık. Demedik. Ya. Demedik ayıp olmasın değil mi? Ekin TV ekranlarından herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar, bol efendim. Kazançlı bir gün diliyoruz efendim. Amin. Bugün her şeyi konuşacağız. Her sektörden inşallah bol kazançlı böyle bereketli bir gün olur inşallah. Haftanın hafta son gününde. Hakikaten. Mübarek cuma günü. Evet evet şöyle bir içinizden dilekleriniz tutun. Şöyle bir besmelenizi çekin. Değil mi? Tabii. Ondan sonra kahvaltı masanızı hazırlayın şöyle. Ondan kalkın, sonra bizi dinleyin, izleyin. Ondan sonra sohbetimize katılın. Düşüncelerinizi söyleyin. Evet. Bunun için ne yapıyoruz? www artık 39.29 iptal oldu sevgili izleyenler. Sizleri düşündüğümüz için evet efendim. Sizleri düşündüğümüz için kontrollü hat kullananlar ya da faturalı hat kullananlar hiçbir şekilde önceden kontrolleri gidiyordu. Ama şimdi interneti olan herkes bizlere ücretsiz bir şekilde ulaşabilir. Bunun için ne yapıyoruz? www.ekinmediagroup.com şöyle bir slash gelecek ziyaretçi defterine giriyorsunuz. Her türlü isteklerinizi, önerilerinizi, kıyafetlerimizin değerlendirmesini, konularımız hakkında bizlere ulaşabilirsiniz. Konularımız hakkında düşüncelerinizi istiyorum. Kadınlardan, erkeklerden. Yalnız olmayacaksın yani. Bak seni düşünüyorum. Erkekler bak seni lütfen beni yalnız bırakmayın. Bence bağlansınlar. Bak seni bağlanın, mesajlarınızı iletin. Haklı olduğunuzu bazı konularda bak genel olarak söylemiyorum. Bazı konularda haklı olduğunuzu lütfen belirtin. Bazı konularda haklı. Evet. Kadınlar kadınlarımızdan da yani SMS bekliyorum. Yani hep kadınlar haklı değil. Lütfen kadın hep kadınlar erkekler da yazsın. De haklı değil. Hangi kadın vardır ki eşi geldiği zaman kapıyı açtığında biraz önce dedim ya böyle şey yapsın ne derler ukala tarzında bir konuşma yapsın ya diye geldin hoş. Bile. Öyle bir şey yok. Kadınlar öyle yalnız bırakmayın beni. Beni yalnız öyle bırakmayın. Bile, kapıyı yazınız açıyorsun. Efendim. Bakın bir dakika adam bir ayaklandı. Yorgun geliyor. Ayaklandı.
Ayaklandı hakikaten. Şöyle bir kahvaltı masamın değerlendirmesini alayım sizden. Ondan sonra konularımıza başlayacağız. Yaşar'cığım şöyle yakından çekelim. Gökhan Et ve Tavuk Pazarı'na, Gökhan Ferhan Akalın Şarküteresi'ne, kahvaltı sponsoruma teşekkürlerimizi gönderelim. Onlara da hayırlı cumalar diyelim. Selamlar, sevgiler olsun. Şöyle tek tek sayacağım. Zeytinimiz, yeşil zeytinimiz, siyah zeytinimiz, tel peynirimiz, az yağlı peynirimiz, zeytinimiz. Ondan sonra dur, burada şey var. Normal peynirimiz var. Keçi boynuzu harnut pekmezimiz var. Tereyağımız var. Krem peynirimiz var. Balımız var. Daha ne olsun efendim? Allah'ım herkese bunda, bu sofrayı nasip etsin. Aynen öyle. Şunu amin. Özellikle ayırıyorum. Önünü al. Önünü al. Ayırıyorum. Önünü al. Utanma, utanma. Çekin. Bence kapanadık böyle. Çekinme, utanma. Aldı vallahi. Adreslerini hatırladı. Ha pekmezi diyorsun. Pekmezi ben de sandım tel peynir. Yok pekmez özellikle. Kendi ürünleri. Çok harika. Keçi boynuzu harnut pekmezi. Tabii insanı dinç tutar. Ben aldım. Her sabah bir kaşık alıyorum yani. İnsanı dinç tutar. Gün boyu dinç tutuyor. Sen de yorgunluğun böyle, varsa gidiyor. Bak bizlere böyle, kadın zekasına ulaşabilmek için senin de böyle birazcık pekmez yemen lazım. Bak şimdiden bence kaşıklamaya başla. Gökhan Et ve Tavuk Pazarı'nın adresini hatırlatıyorum hemen. Gümüşbala Caddesi. Gümüşbala Caddesi. Deniz Köşkler Mahallesi. Gümüşbala Caddesi. Numara 96 Avcılar İstanbul. Telefon numaraları alan koduyla birlikte 0212-593-5442. Avcılar'da ikamet eden değerli Ekin TV izleyenleri Gökhan Et ve Tavuk Şarküteresi'ne gittiklerinde, Gökhan Ferhan Akalın Şarküteresi'ne gittiğinizde efendim %10'luk değil, %15'lik değil, %20'lik bir indirimle her şeyinizi alıyorsunuz. Yumurtanızdan tutun da kaymağınıza kadar, balınızdan tutun da pekmezinize kadar daha neler mi var? Neler yok ki? Bonfile var, kuşbaşı var, kuzu pirzola var, piliç, piliç but, yoğurt, yumurta ve günlük kaymak var efendim. Gel vatandaş, gel. Gel vatandaş, Gökhan Et ve Tavuk Pazarı'na gel. Her şey taze taze sevgili izleyenler. %20'lik bir indirimli Ekin TV izleyicisiyim dediğinizde %20'lik her türlü ürünlerinden %20'lik bir indirimle faydalanabiliyorsunuz. Şöyle bir değerlendirmenizi alayım. 10 üzerinden 10 vermezsen bugün benden çekeceğin var. Evet. Ruhu vallahi bir kalır. Bu erkek kadın karşılaştırmasından dolayı 10 üzerinden 9 veriyorum. Niye yine? Aa! Bir dakika bir dakika. Niye 10 üzerinden 10 veriyorsun? Beni yerden yerim. Ya biz sana bir şey yapmadık Aslında ya. Aslında sen 10 üzerinden 10 vermezsen evet, 12'ye kadar seni yerden yere vururum. Şahmaran abla lütfen ruhi bir kalırın eşi lütfen güzel ablacığım bana bağlan. Kalk kızım. Öyle bir sorun bana yok. Bana bağlan kalk. Uyan artık uyan. Bak kocan ne yapıyor buralarda neler söylüyor. Yoksa 10 üzerinden 10 vermezsen çekeceğin lütfen, var. Lütfen bu masaya vermek zorundasın oğlum. Heh. Tamam programın sonunda söylerim tercih. Bak. Bak Gülesin'cim görüyorsun değil mi? Gülesin'cim görüyorsun değil mi? Bak yani yerden yere vurmayayım da ben seni ne yapayım program boyunca. Bak ne yapayım? Ana sokur ben. Ya desene ki çok güzel her şey çok. Benim ya hanımım da böyle yapıyor yani. Desene. Yok güzel tamam güzel beğendim. Ruhu bir kalır. Sevgili izleyenler ruhu bir kalırı 12'ye kadar yerden yere vuracağım. Vuracağım. Yerden yere vuracağım. 10 üzerinden 9 verdi çünkü. Gülesin'cim değerlendirmeni ben alayım. Bir tanem ellerine kollarına sağlık. Ben hazırladım bu arada. Evet. Her şey bana ait. Buyur işte ya. Kadın ya. Eli değmiş gördün mü? Ya. Ya. Omlet yok mesela. Nerede omlet? Ya omlet için ocağımız yoktu. Aa. Ya ocak var hani, da yani şimdi. Nerede? Ya şimdi bir kameraman Yaşar'ın bu masayı hazırlaması var. Değil mi? Bir de benim bir hazırlamam biz var. Bak Yaşar'cığım bak. Bak, bak kadın eli değmiş. Vallahi eline sağlık, eline sağlık. Ya çok güzel kahvaltı hazırlıyorum. Çok güzel lütfen yemek yapamazsam da çok güzel kahvaltı hazırlıyorum. Çok güzel canım. Gülesin'cim 10 üzerinden 10 veriyorum. Ben 10 üzerinden 10 veriyorum ve yıldız veriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Hem de yıldızlı 10 yani. Ruhi'cim sen daha takıldın. Onlara hiç bakma her şey taze şekerim. Yani taze ekmeği, ekmekler hani taze yani yeni fırından yok, geldi. Yok baktım kızarmış mı diye ama değil. Yani böyle erkek, bak işte böyle erkekler de bak. Her şeyi dört dörtlük isterler. Her şeyi dört dörtlük yaparsınız önüne koyarsınız. Ama erkek ne yapar? Bir kusur bulacak. Bir kusur bulur değer de bilmez. Yani bak, kızarmış bak, olsa değer daha de bilmez. İyi olmaz mıydı sence? Kızartmadım ya, ne yapayım da, burada yani. Burada olmaz şimdi oğlum. Tamam neyse. Sana maral evde yapıyor. Kadın yetmiyor vallahi bir de sıcak ekmek alıyor o şeyde. Önüne koyduğuma dua et. Bak şimdi ben evli olsaydım derdim ki bunu önüne sen koydum. Sen bittin oğlum sen bittin. Bu akşam bence sen nereye gidersen git eve giremezsin. Vallahi sen bilemiyorum artık.
Bilemiyorum. Evet, hoş geldiniz ben tekrardan. Ben çayımı karıştırdım. Sabahın bu saatinde benimle birlikte olduğun için Gülesin'cim özellikle sana teşekkür Allah ediyorum şekerim. Allah özene özene hazırlanmışsın. Teşekkür ederim. Bir kalır sana da teşekkür ederim. Sabahın bu saatinde onu benimle birlikte olduğun zaten. İçin. Onu sonra kaldırdım zaten. Teşekkürler yani. Eksik olma. Allah razı olsun. Eksik evet. olma. Teşekkürler. Sen de eksik olma. Evet. Bu kadar zahmet etmişsin. Evet yani zahmet ettim ama onun üzerinden onu alamadım senden. Peki ne zaman yiyeceğiz bunları? ben istediğin zaman yiyebilirsin Ruhi'cim. Zaten pekmezimi önüne çektin. Keçi boynuzu harnuf pekmezi. Yani önüne çektin. Yok ben sadece tavsiye ediyorum. Ha, tavsiye ediyorsun. Ha yemiyorsun. Şimdi yemiyorsun. Şimdi yok yemeyeceğim. Yo ayıp olur ye lütfen önüne koy. Tamam koydum. Bakarız. Sen çayını yudumla ben Gülesin'cimle birazcık sohbet edeyim. Edelim tamam. Bir tane. Değil mi? Albüm hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Kimlerle çalışın Gülesin'cim albümde? Ruhu bir kalırsın. Aracınız, yönetmeniniz, hepsi. Orada beş eser de Ruhi Bey'e aittir. Şahmaral kızımıza, gelinimize aittir bir tanesi. Olamam ki senden başka değil mi? Aha. Selam olsun. Zaten. Bir dakika sevgili izleyenler, bir dakika sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Benim beğendiğim Bindallı. Getirin bir daha. Benim pazartesi... beğendiğim, ay kırmızı. Getireyim istiyorsan keşke pazartesi giy. Keşke birlikte giyseydik. Bak, evet, evet, giymişsin. Evet. Kırmızı Bindallı. Bilseydim. Çok güzel yakışır mı bana? Valla arabada olsaydı alırdım da evde ay, bugün. Ay Gülsün, yakışır mı bana? Şöyle tabii sarı yakışır. Kafa, sarı kafaya kırmızı bir Bindallı. Niye benim de olur mu? Saçlarım açık. Tamam, sarı, kırmızı cimbom olur işte. Ay pazartesi ben bir ben sana yollayayım pazartesi. Ya söz ver. Bak canlı söz, vallahi söz. Pazartesi ya da söz salı tane. Günü Ekin Devi izleyenlerimi benim tamam, bir tanelerimi şöyle kırmızı bir tamam, Bindallı ile çıkayım onların tamam, karşısına. Tamam canım. Hiç de öyle bakma. Gayet de yakışır. Hoş bak Ruhi çok fena yok, bakıyor. Yani böyle yöresel ay, kıyafetleri ben onu ama 36 benim. 34-36. Benim beden. Şansına ne varsa onu giyeceksin. Tamam tamam böyle yapalım. 34-36. Ama her renkten var sevgili izleyenler. Her renkten var. Ay nerelerden buldun bunları? Bunları ben aslında isim verdirmiyorsun. Tabii tabii reklama girer reklama ama giriyor. Çok güzel olmuş. Her yani, renkten Bindallı özellikle. Alıyorum, evet. Eminönü'nde. Bir yere gidelim de şöyle. Eminönü'nde şey mi kapalı çarşı. Kapı çarşı kapalı. Hemen yanında. Hemen aa, yanında. Çok kapalı güzel. Çarşı çok hemen güzel. Yanında. Şu harika. Hakikaten. Genç kızlar genelde hani kını gecelerinde falan evet, giyerler. Evet, benim kız kardeşim de giymişti. Ay çok imrenmiştim çok kırmızı. Tamam ben sana Ruhi'cim öyle derin derin bakma güzel bir türkü alalım mı hadi, senden Ruhi'cim? Hadi bakalım. Haydi bakalım Ruhi bir kalırdan güzel bir türkü. Çok oturdun. Haydi bakalım. Kaybolurum, ölür gider, sayılırım sen olmayınca. Olamam ki senden başka, yapamam ki senden başka. Sevemem ki senden başka, yar senden başka. Olamam ki senden başka, yapamam ki senden başka. Sevemem ki senden başka, yar senden başka. Acılara bürünürüm,
Mecnun olur dövünürüm sen olmayınca. Bahar geçer, kış olurum, kar altında kavrulurum. Yaprak gibi savrulurum sen olmayınca. Olamam ki senden başka, yapamam ki senden başka. Sevemem ki senden başka, yar senden başka. Teşekkürler Ruhi Yıkalar. Yüreğine sağlık da. Sağ olun efendim. Bir dakika benim, bir dakika yani. Ay reklam Yaşar'cığım. Ay bir şey söyleyecektim bak türküyle reklamdan ilgili. Reklamdan sonra olsun. Neyse, neyse. Bence hiçbir yere ayrılmasın. Sonra. Bir yere ayrılmayın, benim söyleyeceklerim çok önemli sevgili izleyenler. Flash, lütfen. Flash. Flash, flash. Gerçekten flash, flash yani. Görsel basında çıkacak, yazılı basında çıkacak flash. Ama evet. Ne zaman sonra? Evet. Kısacık bir reklamlardan sonra. Estetikten modaya, güzellikten sağlığa, kısacası yaşama dair her şey Yeliz Akay'la Sabah Keyfi'nde. Yeliz Akay'la Sabah Keyfi devam edecek. Sevgili izleyenler, sağlıklı günler, mutlu günler diliyoruz. Muhteşem bir ürünle ve güzel bir kampanyayla karşınızdayız. BioLove Power cinsel istek ve performans arttırıcı. Cinselliğinizi en üst seviyeye çıkartır, aynı zamanda cinsel sorunlarınıza son verir. Türkiye'de ilk ve tek olarak hem bay hem bayanlar tarafından kullanılabilme özelliğine sahip, tamamen doğal, tamamen bitkisel bir üründür. Bitki uzmanlarımız tarafından formüle edilmiştir. 18 yaşından 100 yaşına kadar herkes gönül rahatlığıyla kullanabilir. İktidarsızlığı önlüyor, erken boşalmayı yok ediyor, uzun süreli ilişki sağlıyor, geciktirici özellikli, cinsel isteksizliği önlemişken cinsel hazzı en üst seviyeye ulaştırıyor, kan dolaşımını hızlandırdığı için vücuttaki bütün hücrelere kan pompalanıyor, sonucunda daha dinç, daha genç, daha güçlü kendinizi hissediyorsunuz. Özellikle de ilerlemiş yaşta olan izleyenlerimiz, sizler kendinizi 20-25 yaşında bir gencin kuvvetinde ve kudretinde hissetmek istiyorsanız BioLove Power cinsel istek ve performans arttırıcıyı sizlere şiddetle öneriyoruz. Evet, hemen gelelim bu güzel ürünümüzün kampanyasına. Tabii ki kampanyamızı açıklamadan önce gizlilik prensiplerimizden bahsetmek istiyorum. Sipariş veren kişi haricinde kimseye ulaştırmıyoruz. Yani kesinlikle eşinizin, dostunuzun, arkadaşınızın, çalışanınızın eline geçme ihtimali yok. Özel, gizli bir paketle gönderdiğimiz için getiren kurye arkadaşımız dahi getirdiği ürünün cinsellik içerikli bir ürün olduğunu bilmeden getiriyor. Sizlerin belirlediği bir adrese de teslimat gerçekleştirilebiliyor. Evinize, iş yerinize gelmesini istemediğiniz durumlarda sizin belirlemiş olduğunuz o adreste teslimat gerçekleştirilebiliyor. Amacımız özel yaşantının korunması, amacımız özel yaşantının deşifre olmaması. Herkes biliyor ki boşanmaların en büyük nedenlerinden bir tanesi cinsel sorunlar. Cinsel sorunları ortadan kaldırarak aile kurumuna da katkıda bulunan bu muhteşem ürünü bugün size çok uygun bir fiyattan ulaştıracağız. Gelelim bu güzel ürünümüzün kampanyasına. BioLove Power cinsel performans artıcı setimizin içinde bir kutu değil, iki kutu olarak ulaştıracağız. Yanında da sağlıklı bir cinsellik için eczanelerden alamadığımız, eczanelerden isteyemediğimiz sürpriz bir hediye ile beraber her şey dahil 69 liraya ulaştıracağız.
Yanlış duymadınız. 120 lira değerinde olan BioLove Power cinsel performans artırır setimiz bugün her şey dahil 69 lira. Yapmanız gereken 0212 551 6153 0212 551 6153'ü hemen aramak ve toplamda 14 adet kapsülden oluşan 2 kutu BioLove Power cinsel performans artırıcı, yanında da eczanelerden isteyemediğimiz, çekindiğimiz sağlıklı bir cinsellik için muhteşem bir sürpriz hediye ile beraber 69 liraya sizlere ulaştırıyoruz. Üstelik ekstra bir kuruş dahi ödemiyorsunuz. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, istediğiniz yere teslim, teslimatta ödeme kolaylığıyla. 0212 551 6153'ü hemen arayın ve bu muhteşem ürüne, muhteşem kampanyasıyla sahip olun. BioLove Power, aşkın ta kendisi. Estetikten modaya, güzellikten sağlığa, kısacası yaşama dair her şey Yeliz Akay'la Sabah Keyfi'nde. Yeliz Akay'la Sabah Keyfi devam ediyor. Evet, programımıza kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Ruhi'de kalmıştık, evet, Ruhi Birkalır'da kalmıştık. Çok güzel bir eser okudu, türkü okudu. Ondan sonra reklama girdik. Bir dakika, söz müzik kime ait? Müzik bana ait, söz Şahmaran. Ha, Şahmaran, eşine ait. Eşine ait ama şimdi... Benim söyle canım, hiç korkma. Ben buradayım. Ne söyleyeceksin ben ya? Söyle. Şimdi Ruhi Birkalır, sen böyle diyorsun ki sözlerini bir söyle bakayım bana. İzleyicilerimizi hatırlatalım. Kurumuş bir gül dalıyım, bal vermeyen bir arıyım. Ha, bal kanım vermeyen durmaz, arımız. Yaralıyım sen olmayınca. Ha. Şimdi eşinin yazdığını geçelim. Başka biri yazdı diye düşünelim. Şimdi sen karının kalbini kır. Ondan sonra bu tarz sonra türküler böyle söyle. Türküler söyle. Ben kalbini mi kırıyorum? Hayır, kırdığını farz et. Ne dedim ben? Siz erkekler böylesiniz. Kırarsınız. Ondan sonra paramparça olur o bardak. Ne yapalım, ruhumuzda hani, var. Ondan sonra tabii ruhumuzda var kabalık. Evet, kabalık. Erkekler basacak şimdi seni diye birazdan. Gülesin. Seni diye basacaklar. Gülesin, gaz veriyorsun bana, kabalık veriyorsun. Erkekler değil, düşman olacak bana. Efendim, niye kabalık olsun? Sizler de kıymetlisiniz bizler için de. Ya. Hanımları şöyle, kadınları başınıza tac etseniz, şöyle taksanız, incitmeseniz, bak, sulasanız. Hani çiçek ya, hani kadınlar. Evet, Yeliz Hanım. Çiçektir. Yeliz Hanım, ben sene 96'da 97'de bir albüm yapmıştım. Hı. Kadınları ağlatmayın. Bak internette gir, dinle bakayım onu, izle. Kadınlar çiçektir. Neden kadınlar... bu türküyü okuma gereği duydun? He, evet, niye duydun? Neden? Eşini yazdığı için değil tabii ki. Hangi o, kadınları ağlatmayın. Evet, hayır, şimdiki türküyü. Şimdi olamam ki sen. Albüme niye koydun? Niye koydun albüme? Niye mi koydun? Sen kavga et kadının canını sık. Ondan sonra da sık, değil mi Gülesin? Ondan sonra da nereden biliyorsun? Mırıldan ben kavga edenleri kastediyorum. Ben kendimi kastetmiyorum. Bak Allah'ım, gel hemen kıvırıyorsun. O erkekler mi söylüyorsun sen? Allah Allah, nasıl ne diyorum şimdi ben? Sadece. Ha, söyle. Senin türkünün sözleri nasıldı? Benim türkülerim. Ha, ne yapacaksın? Nasıldı? Kadınların günahı. Suçumuz ne? Kadın olmak mı? Çile çekip ağlamak mı? Ya kadın olmak mı? Kaderim bozukmuş olsun diye ömür boyu katlanmak mı? Bak Ruhi'cim, bak oğlum. Ben sana demiyorum. Her kadın sen dayak de yemiyor. Ama her kadın %80 kadın cihazlar da dayak yiyor. Özellikle hem de bir dakika Gülis abla, hem de yiyenler, bak bir dakika. Niye Türkiye'de özellikle üniversite mezunları %90 evet, dayak yiyor. Bak. Neden? Niye? Kadınlar çünkü mı? Neden evet, güzelim? Özgüveni olduğu için karşı taraf bunu hazmedemiyor. Ya bir de şöyle düşünün. Ne diyor da bu adam bu kadını dövüyor? Ne diyor acaba? Ne yapıyor? Demek ne diyor? Ne döversin? Belki hak ne ediyordun derse desin Ruhi. Ha, ya ne, hak ediyor mudur? Ay inanmıyorum. Bak, anlamıyorum. Ya. Anlamıyorum. Ciddi söylüyorum. Hak etti. Ya niye tamam, hak etti? Ben dayağa karşıyım. Hak etmek biz mi? Biz şiddete hayır hayvan diyoruz. Hak eder. Hayvan bile hak eder. Ben kimsenin dayak yersin istemiyorum. Hak ederdin bak o cümleyi tekrar özür söyle. Dile. O dile. Tamam özür diliyorum. Tamam özür dilerim. Kimse hak etmiyor. Ben eşimi dövmedim. Ya biliyorum ama, ondan bahsetmiyorum. Ama bir de dayak yiyenleri görüyoruz. Ha. Ama işin içini bilmiyoruz. Acaba bu kadın niye dayak yemiş?
Ne yapmış da dayak yemiş. Tamam evet. ne yaparsa yapsın dayak yememesi gerekir. Ne olursa olsun. Bak bir tane. Tamam ne dayak yememesi olsun. Gerekir. Ama karşıyım. Ben de karşıyım mutlaka. Fakat her şeyin bir sınırı var. Bak ne kadar güzel söylemiş Gülesin. Bak ne diyor. Suçumuz kadın olmak mı diyor. Çile çekip ağlamak mı? Kaderim bozukmuş deyip ömür boyu katlanmak mı diyor. Oo, katlanma. Bak. Eğer dayak yiyorsan katlanma. Şimdi beni konuşturma. Git şikayet et bilmem ne yap. Boşa. Bak oğlum nereye edeyim? Hayır şikayeti nereye edeyim? Boşa. Devlete. Tamam. Nasıl boşayım? Sana soruyorum nasıl boşayım? Bırakmıyor adam. Bırakmıyor. Senin... Bırakmıyor. Nasıl boşayacaksın? Devlete gideceksin. Gerekeni yapar o zaten. Yapar devlet mı? Gerekeni yapar. Diyor ki gidin anlaşın sonra eve gidin diyor. Ya %80 kadınımız ya. Yemin ediyorum gidiyor. Tamam kural şey var da gidiyor başvuruyor şikayette bulunuyor. Ama kadın 3 gün sonra diyor ki beni koruyun diyor. 3 gün sonra kadın 30 yerinden bıçaklanarak öldürülüyor. Evet. Benim kızdığım nokta bu. Evet. Bak ya, ne diyor bak çok derin kadınlarımız ya. Diyor bak derin konular konuşacağız. Çok bunlar hayatın gerçekleri hayat sadece içinde ne olduğunu bilmiyoruz. İhanet mi var ne olabilir, bilmem bırak, ne var bak, yani bak neler bak olabilir bir tane. Her bak, şey olabilir. Bak, Ruhi. Tamam hiçbir şey dayağı gerektirmez mutlaka ben ona katılıyorum. İhanet mi etti bak lafını bak balla kesin. İhanet mi etti hadi kızım Allah yolunu açık etsin. Seni sevmiyor mu Allah yolunu açık etsin. Ya beni sevmeyelim ben de sevmem. Ama... Zorla güzellik olmaz mutlaka ki. Mutlaka ben her şey, oraya ben de karşıyım. Bak ciddi söylüyorum ya. Mutlaka karşıyım. Ama bütün erkeklere mal etmeyin bunları. Bak bütün erkeklere mal etmiyoruz ama Türkiye'deki gerçeklerden bahsediyoruz. Son 2 yıldır, 3 yıldır Türkiye'deki evet, kadın cinayetleri bunlar çoğaldığı için bunlar bizim Türkiye'nin problemi. Yarayan, ciddi anlamda kanayan, problemi. Devlete sığınacaklar. Devlete sığınacaklar. Ah devlet. Öyle bak, kendini ne bilmez. Bak, kendini ne diyor, bilmez. Bak Türkülerde bile var. Bak ne diyor. Susmasın kadınlarımız önüne. Nerede diyor kadın haklarımız. Hakkımızı savunacak mecliste yok bakanımız diyor bak. Geçen mecliste okeylendi, imzalandı. Okeylenmek başka, ona uygulanması başka. Ya sağ olsun tamam belki çıkıyorlar ama. Dayak yiyen kadınlarımız karakola gidecekler. Ne yapacak karakola? Gidiyor. Korun, bak gidiyor, gidiyor oğlum gidiyor. Abi, bu tasla yeni ki, daha gel buraya yürürlüğe diyor, eşine girdi. De, gel buraya diyor. Nedir diyor, anlaşın bakayım diyor. Hadi kızım diyor. Kocadır diyor. Kocanın evine. Döversen diyor. O eskidendi. Hadi. Allah Allah şimdi yok öyle bir şey. Kadınlar, dayak yiyen kadınlar, fiziksel şiddete, evet, sözlü şiddete maruz hayır, olan kadınlar, kadınlar şiddete efendim hayır, uzaklaşın. Diyor. Uzaklaşın, devlete sığının. Çünkü tabii, aslında tabii. Ruhi'nin dediği birazcık doğru. Son zamanlarda hani katlanma böyle sığınma ya, evleri niye var. Katlanma. Açıldı. Oralara gidin, oralara başvurun. Adresleri de hiçbir şekilde belli olmuyor belli zaten. Hiçbir ya. Şekilde söylenmiyor. Gitmesin. Çünkü bütün erkeklere bizler, tabii yapalım. Bütün erkeklere mal etmiyoruz tabii ki. Kadınını yani. Bebek gibi sarıp sarmalayan el üstünde tutan hayır, erkeklerimiz yok Türkiye'yi mu? Türkiye'yi söylerken bana bakarak söylüyor. Tabii biraz sana bakacak. Bakar tabii ki canım. Senin yanına bana niye yazdın türküleri be? Bak, bak. Bak. Seninle oturduk yazdık biz bu türküleri. Kafama bir şey vuracağım yok mu? Belki de senin o belki de Gülesin mi sen neredin? Ruhi'yi ben evlendirdim dedin. Evet. Demek ki bazı tatsız durumlara şahitlik bir etmiş tane. Olabilir. Yok 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 hayır bak hayır. Şimdi, hayır. Kulakları çınlasın şey. Babası annesi selam olsun buradan gelinimize. Biz Ruhi'yle 17 yıl oldu. Oldu ya. Benimle 17 belki Ahmet Bey'le daha çok. 98-90. Gerçekten. Şimdiki yani eşini istiyordu ama baba vermiyordu. Evet. Cidden vermiyordu. konulara girmeyeyim bence. Ahmet Bey'le sağ olsun. Cidden, ama gittik istedik annesini. Annesi babası bizi görünce zaten sağ olsun. İkisini de buradan kucaklıyoruz. Ay. Gittik ikisi de sağ olsunlar. Dedi ki Gülesin Ahmet Ece buraya gelmiş. Ben dedi siz vekilsiniz. Ve o gün... Ya. Kararını annesi rahmetli oldu. Ben niye dedi. Ana diyorum? Ana gerçekten biz tutuyor. Tutuyor. Gerektiği yerde gerektiği gibi davranıyorum. Yapıyor. O konuda yok, rahat bu konuda ben rahat olacak bir şey yok yani. Senin yani, çocuğun için, ya. Kızın için, tabii oğlun ki. İçin, ailen için. Yani, erkekliğe bu yakışır. Yani, size ya. Söylemiş olayım diye. Ha erkekliğe canım, bu yakışır. Zaten müzisyen adam. Bu adam bestekar. Bu adam müzisyen. Vallahi bu duygulu. Bu dövemez zaten. He, duygulu bir adam bilemiyorum. Evet. Duygulu bu ne yapar? Sanatçı. Katı olamayız. Müzisyen olamaz. Adamlar, sanatçı adamlar katı olamaz, olamazlar. Olamaz canım, olamaz. Katı olamazsınız vurdu, ama kırdı, arkanızı da toplattırırsınız. O başka. Ona da o kadar olacak. O kadar olacak. Bak bak şöyle bir elimi alayım şöyle didikleyecek bir yerler bulayım ben şu albümden. Resimler güzel, resimler evet. Çok şık. Sazlı böyle bağlamalarla böyle pozlar evet. Verilmiş. Kimlerle çalışın albümde?
Kendimle. Ney? Evet. Ney? Bu Türkiye'de biri sen mi çaldın? Kendimle. Sazları ben çaldım. Çok sazı kendisi çalar. Altyapıyı ben hazırladım. Kendi stüdyomda yaptım. Kendi müzik yapımcılığını, dağıtımcılığını kendim üstlendim. Sadece yani eşlik eden müzisyen arkadaşlar var. İşte Eyüp Hamiş, Yaşar Akpençe. Ruhi Birkalır. Evet. Değil Ali mi? Ayata, Cengiz. Kavalcı Cengiz arkadaşlarımız var. Müzisyen arkadaşlarımız var. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Hepsinin emekleri var sana. Rahmetli Ali Ayata var. Aa, çok güzel. Kavalcımız. Bir şey söyleyeyim mi sana? 2 sene önce köprüden atladı ya. Aa. 2-3 sene önce. Aa. Boğaz Köprüsü'nden atladı. Aa. Duyma. Bilmiyorum Ali Ayata. Bunalıma girdi. Evet. Rahmetli analım. Allah rahmet eylesin. Ben kim şok yaşadım. Kim bilir ne derdi vardı tabii. Evet, tabii. Kim bilir ne derdi. Allah rahmet eylesin. Bir eleştiride bulunacağım. Hazır mısın? Eleştiride bulunacağım. Hazır mısın? Hazırım. Hazır ve hazırsın. Evet. Buradaki resimlerdi mesela. Buradaki resimlerdi hiç beğenmedim. Tipi. Çirkin değil mi? Sevgili izleyenler şöyle bir yakından çekelim mi? Yaşar'cığım canım benim. Onlar doğal doğal. Şöyle bir yakından doğal çekelim resimler. Şu resmi çeksin, bak. Çeksin. Nah, doğal bir resimler. Dakika, bir dakika bir dakika şunu mu? Doğal resimler. Evet bir tane. Doğal. Bak. Böyle kamera karşısına geçmedim. Bak 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 bak. Şu resme bak. Bu resim nasıl bir resimdir? Bu poz nasıl bir pozdur? Şu haline bak o haline bak. Hey be, uzun saçlı hey bak be. Uzun saçlı. Ben sana söyleyeyim Ruhi'cim bu saç modelin daha şık olmuş, daha, şık, daha ağır söylüyorum. Göstermiş. Daha beyefendi göstermiş. Burada çirkinsin. Ben gece uyurken hanım geldi çesti makasla. Evet. Çirkin. Ve kadınları koruyorsun. Bak bir dakika bir dakika. Çirkinsin yani. Burada ama çirkinsin. Burada çirkinsin. Burada ne yakışıklısın, kibarsın, beyefendisin. Yani. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gayet de beğendim. O ne öyle yani? Şu saça bak. Yani. Hiç beğenmedim. Saçlarım vardı. Biliyoruz valla. Bak bak burada bak. Gelinim işi biliyor ya. Gelinim işi biliyor ya. Şu modele bak. Böyle bir model olabilir mi ya? Yazık oldu saçlarım. Stilistin kim senin? Yazık oldu diyor saçlarım. Stilistin kim? Stilistim yok. Eşim beni giydiriyor. Kendi bazen. Ha eşin giydiriyor. Bak eşi. Her şeyin ardı. Ya kadınlar. Bir tane ya. Ah, vallahi bir tane. Diyor. Ben her giyindiğimde eşimin karşısına geçerim. Geçin. Nasıl derim? Bakar öyle. Pantolonun güzel değil. Ceketini evet. Değiştir. Şu gömleği değil şu böyle tara. Aa, çok güzel. Maşallah. Yani yapan. İlgilenir. Çok. Allah vallahi razı olsun. Yapar. Kapıdan uğur. Demek ki, Allah razı olsun. Demek ki sen olmasan, sen olmasan eşin. Yani daha doğrusu eşin olmasın. Eşin olmasın. Sen bir hitsin, koca bir hitsin yani. Bak. Yani onu kabul ediyorum. Her şeyin arkasında kadınlar ya. Onu ya. Kabul ediyorum. Ama kadınlar burada, olmazsa erkekler gerçekten hiç, kendi kendini yönetemezler. Yönetemezler, doğru söylüyorsun. Canım benim, diyorum ki ben. Bazen benim eşim. Kadınsız eve, ışıksız eve benzer. Değil mi? Karanlıkta ne yapabilirsin? Hiçbir şey. Bazen sadece benim eşim baldızıma gider. Orada kalır 3-4 gün. 3-4 gün orada kalır. Evet. Ben sefilleri oynuyorum. Evet, doğru söylüyorum. Dışarıdan yiyorum. Bazen giyinikleri... Eve çamaşırlar birikir böyle banyoda. Eve alıyorum, gitmiyor. Katlamaya çalışıyorum fakat kadın eli... Onun elini, kadının eli ya. Başkadır. Evet, ya. Ben ona katılıyorum. Yüce Rabbim ona başka bir güzellik vermiş. Değil cidden. Mi? Kesinlikle. Yani Allah'ım ona erkek farklı. Gerçekten benim torunumun 5 yaşında... Kızım. Maşallah gülesince. 5 yaşında o böyle kardı. Torunu dedi sevgili izleyenler. Buradan bir tane torun. Torun evet, torun dedi. Torun. Değil mi? Bir tane kızımdan torun. Değil mi? Gülesincim buna benzer bir başka bir türkü var mı? Böyle kadınların günahı neye benzer? Ya da hareketli bir türkü alalım mı senden? Olur. Ne alalım? Ne seninle ne sensin. O ağır. Yok, o ağır. Şey hareketli olsun şöyle. O zaman 5 numaraya. Yardil Hoca'n var. Yardil Hoca'n var. Kimseyi yerine koyamıyorum var. Ne gelsin Yardil Hoca'n mı gelsin? Aslında bir tane düet var. Düet okuyalım. Hayır. Tamam ilerleyen zamanda tamam. Koskoca 2 saat bizim hareketli bir parça tamam. Olsun. Tamam. O zaman Yardil Hoca'n. Haydi bakalım. Oynayalım diyor. Vereyim. Oynayacağız tabii. Bak nasıl bakıyorum. Thank you.
Güzel diyet yaptın ama bak. Evet. Bak Nesrin'ciğim. Mesleğimizi alacaksın elimizden. Nasıl? Mesleğimizi de alacaksın elimizden. Mesleğini almayacağım. Güzel diyet yaptık diyorum. Birlikte hani arkanda vokal olarak çalışabilirim yani. Güzel vokal yaptın. Evet canım. Bu Bora'dan gibi sesle böyle. Ya Gülesin, sen her haline güzelsin. Gülesin sen niye böyle bakıyorsun bana? Alıcı gözle bak. Şöyle bir süslü sevgilisi yani. Ayakkabından tut çorabıma kadar böyle. Sen de beni değerlendir. Bekarım dedin ya, süzüyorum onu. Allah Allah. Zamanlar sen de öyleydin. Öyle değil mi ya? Bir ne demek bir zamanlar? Şimdi yaşlandın kadın bak. Bak bir sahibi oldu yani. Bak bir zamanlar. İki tane torun, bir de oradan üç tane. Allah, Allah'tan demedin yıllar öncesinde yıllar. Yıllar. Yok. Asır demedin Allah'a. Bir zamanlar dedin. Ha bir zamanlar. Bir zamanlar sen de öyle olacaksın. Canım benim. Çocuğun var. Şekerim senin torunun var. Ben daha bekarım. Bak. Ben daha bekarım. Ben vermiyorum. Ben 50'ye nereden dayanmışım? 50'ye hiç göstermiyorsun. Vallahi 50'yim ben. Genç kalmanın sırrını senden öğreneceğim. Öğreneceğiz. Öğreneceğim. Öğrenecek. Kamera arkasında söyleyeceğim sana. Kamera arkasında. Ya benim izleyicilerimden, benim bir tanelerimden bir şey saklamam ben. Onlar da bilsinler. Nasıl böyle genç kalıyorsun? Nasıl böyle parlak bir cilde, temiz bir cilde, doğal bir cilde, genç bir cilde sahip oluyorsun? Sen peki nasıl böyle kilonu koruyorsun? Evet. Bu konuşacağız. Vallahi ben ne derler, zevk için yiyenlerden değilim. Hayatta kalmak için yiyenlerden. Bir de siyah giyindim iyice böyle. İyice sanık göster. Gelin şöyle bir yanaşın, şöyle bir reklam diyelim. Güzel bir öyle anons mi alalım sizden. Sevgili Ekin TV izleyenlere para kazanmamız lazım efendim. Evet, şimdi para lazım. Ne var şimdi? Şimdi reklamlar. Şimdi ama reklamlar. Hayır, ama ayrılmayın, zaplamayın sakın. Hep beraber. Bir, iki, üç. Reklamlar! Estetikten modaya, güzellikten sağlığa. Kısacası yaşama dair her şey...